avukat bey de gelecek. Duruşması uzamış, o yüzden birazcık geç kalmış. Hemen söyledi bize. Şimdi Emine Tuğçe'yi ve Muhammed'i buraya davet etmek istiyorum. Maşallah. Bir alkış rica ediyorum onlara. Maşallah. Maşallah. Bak ne güzel. İşte aşk dediğiniz şeyi farklı farklı tarif edebilirsiniz ama zorluklar karşısında gerçek sevgiyi daha net görebiliyoruz bazen. Hatırlatmamız var mı bu arada? Çok güzeldin şu an görüntüleri Sevil. Var mı o görüntüler? İzleyebilir miyiz? Hoş geldiniz miyiz? Gençler. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Emine. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Nasıl tanıştığınızı merak ediyorum ben. Hanginiz anlatmak ister? Nasıl tanıştınız Muhammed? Şimdi sosyal medya üzerinden tanıştık. Öyle mi? Bak bir de sosyal medyaya bir sürü laf ederler. Bıçakla ekmek de kesersin, adam da öldürürsün. Yani sosyal medyayı doğru kullanırsanız aşk da doğabiliyor. Peki neler yazıştınız ilk günlerde? Şimdi benim kuzenim askere gidecekti. Askere giderken Tuğçe işte el arasını çıkarmak için bir hediyelik eşya atıyor, bir şeyler yapıyor. Ha. Kuzenim askere gideceği zaman asker allığı vardır. Ondan asker allığı? Allığı. Ondan sipariş vermiş Tuğçe'ye. Ben de göz ucuyla gördüm. Sadece yüzü vardı tabii. Göz ucuyla. Yani ismini baktım tabii. Ertesi gün durum hakkında bir konu geçti arkadaşlar arasında. Tabii biraz da vicdan oldu o zaman. Ben bu kıza sahip çıkacağım dedim. Konuştuk, iyice bağlandım. Ya ne kadar konuştunuz? 1 ay, 2 ay, 6 ay? 7 ay. 7 ay konuştunuz. Emine gözlerin nasıl güzel. Maşallah mavi mavi. Yüzün de hep gülüyor. Peki sen Muhammed sana ilgi göstermeye başladığını ne zaman anladın? Yazışmalarda. Direkt söyledi mi yoksa? Yok, önce tabii de, öyle değildi de. İnanmadım önce tabii. Hani ne bileyim bırakır diye düşündüm. Güvenmedim. 1-2 ay sonra falan. Aslında çok doğru bir şey yapmışsın. Hemen inanıp güvenmek doğru bir şey değil. Muhammed seni tanımıyoruz. Ama şimdi ilk zaman düşünsene, çok haklısın. Ya benimle, hislerimle oynar, ben tam ona kalbimi açarım, o beni bırakır gider. Bunun acısı çok fena olur yani. İlk 6 gün zaten için. Sesini duyamadım. Sürekli mesajla işte annemler var. İşte konuşamıyorum şöyle böyle. 6. günün sonunda kendisi istedi. Ondan sonra zaten telefonlar kapanmadı bir daha. Ama o seni biraz sınamış, haklı olarak. Tabii ki de, sonuna kadar haklı. Yani, vallahi iyi ki askere gitmiş. Bakışlarındaki aşkı görüyor musun? Maşallah. Maşallah. Aşkının ayrı bir bakışı var Zahide. Mesela evlendikten sonra senin de bakışların değişti. Ciddi mi? kızımızda ve oğlumuzdaki bakışlar aslında hiçbir çıkar gözetmeksizin veya hiçbir art niyet gözetmeksizin birlikte bir yolu yürümenin mutluluğu var aslında ikisinde gözlerinde. Maşallah. Ve inşallah ömür boyu sürsün. Kızımız yalnız çok doğru yapmış. Çünkü sosyal medya üzerinde hepimiz duyuyoruz bazı şeyleri. Ama sosyal medyanın dediğin gibi doğru kullanıldığında çok da güzel sonuçlar oluyor. Ben de tanık oluyorum ona. Değil mi? Çünkü normalde tanışmanıza imkan yok belki. Şimdi Burdur, ikiniz de Burdur'dasınız ama. Ben ilçesindeyim. Nerede? Bucak ilçesi. Bucak ilçesinde. Sen Burdur'un içinde misin? Evet. Hani nerede denk geleceksiniz? Geldiğiniz kızın yanına nasıl gidip konuşacaksın? Ama böyle internet ortamında demek ki bir sohbet olabiliyor. Peki şimdi sizi gören izleyicilerimizin aklına bin bir türlü soru gelir, ben bilirim. Şimdi Tuğçe'nin hayatının zorluklarını tahmin edebiliyoruz. Bizim burada pek çok böyle arkadaşımız oldu. Muhammed de gayet sağlıklı, yakışıklı bir genç arkadaş. Emine dedin mi kendi kendine bu adam bende ne buldu diye? Tabii ki. Ne buldu sende peki? Sence? Sonra Muhammed'e soracağım. Bilmiyorum. Muhammed ne buldun Emine'de? Cenneti buldum. Ne diyorsun? Şimdi ben sosyal medya demişken birkaç kişiye de buradan bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Çünkü Tuğçe bundan bir hafta önce yaklaşık bir saat boyunca karşılıklı ağladık. Ne yaptınız? Bizim videomuzu ağladık. Neden? Üzdüler mi sizi? Şimdi şöyle, bizim videomuzu bir sayfa paylaşmış. 770 bin kişi izlemiş. Altına tabii 770 bin kişi içinden saçma sapan yorumlar da geliyor. Aman hiç bakmayın onlara şimdi, Muhammed. Şimdi bir kişi demiş ki niye demiş Tuğçe kendi gibi biriyle evlenmiyor. Ona neymiş? O şimdi kendi şöyle gibi bir şey evlen. Var. Ben Tuğçe gibi olabilirim. Benim gözümde zaten benden farksız da. Durum olarak ben de engelli olabilirim. Ben de yürüyemiyor olabilirim.
Mesela bir pazar ihtiyacımız olacak, çıkamayacağız. Çarşıya ihtiyacımız olacak, çıkamayacağız. O eve kim ekmek getirip kim çalışıp para kazanacak? Allah korusun, gece biri rahatsızlandı, hastaneye gitmesi gerekti. Kim yapacak bunu? Allah'ın izniyle ben bu dünyada, ben ayakta olduğum sürece zaten Tuğçe ayaktadır. Ben bu dünyada Tuğçe'yi yürütürsem Allah da inşallah bizi Sırat Köprüsü'nde beraber el ele yürütür. Muhammed, sen adın gibi adınla yaşa, çok özel bir adamsın. Sevgisini, aşkını ben Emine'de cenneti buldum diyebilen bir adam. Allah herkese senin gibi hayırlı damat, hayırlı eş, yüreğinde sevgiyi böyle hissedecek bir erkek nasip etsin. Bu çok özel bir şey çünkü. Bu arada o yazanlara da helal etmeyin hakkınızı. Ben hakka çok inanırım. Onu da söyleyecektim zaten şimdi. Allah ıslah etsin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Çünkü bir kadın daha var. Özelden yazmış. Para için evleniyor diye. O ne demekmiş ya? Şimdi şöyle bir şey. Muhammed babam asker ücretle evi geçindiren bir insan. Tuğçe el arşivini çıkarmak için bu işi yapan bir insan. Helal 20 liraya 30 liraya bu halde. Çok şükür benim gözümde halinde bir şey yok. Evlerinin çatısı yok. Bizim oturduğumuz evin yaklaşık 30 bin lira tamiratı var. Bizim evlenmemizi 3 yılı bulacak. Bu insana da, beni tanımadan Tuğçe'yi ağlatan bu insana da hakkımı sonuna kadar helal etmiyorum. Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Kayınvalidem de sağ olsun diyor. Yani helal et hakkını diyor. Onlar bilmeden etmeden konuşurlar diyor ama ben etmiyorum. Benim de hiç vicdanımdan geçmiyor Muhammed. Tuğçe eğer biraz vicdanla helal et hakkını ama ben etmiyorum. Tuğçe, sen o büyüklük göstermişsin ama ben ne bileyim, seni bu kadar üzmüş, bildik bilmedik yazan, saçma sapan yorumlar yapan böyle insanların kendi cehennemi kendinde. Ben ona inanıyorum. O cehenneme dahil olmayın. Yani hocam. Herkes kalbine göre yaşar Muhammed. Sen kalbine göre yaşıyorsun. Ve bunu da zaten tüm sözlerinde ifade ediyorsun, ben cennetimi buldum diye. Kalbine göre olan güzelliği Allah sana zaten takdir edecek. O kişilere de takdir edecek. Bence onları evet Emine doğru yapıyor. Yine hakkımızı helal ederek büyüklüğü bizde bırakmak lazım. Sizin aşkınız çünkü örnek olacak. Ben Tuğçe'nin bir damla gözyaşına ölürüm, ömrümü veririm. Maşallah. O bir damla gözyaşına akıttığı zaman ben hiç kimse hakkımı helal etmem. Karşımda annem maşallah de olsa, babam da olsa. Maşallah size. Kuzum benim ya. Sen ne kadar özel bir kızsın ki, nasıl bir sevap işledin ki, hani Allah'ım sana Muhammed gibi bir aşkı nasip etmiş şu dünyada. Yani bu bambaşka bir şey. Emine, bu arada ben Emine deyip duruyorum ama Tuğçe mi demem lazım? Hangisini kullanıyorsun? Fark etmez. Burdur'dan geldiniz şimdi İstanbul'a. Burada sizi bir yere göndermemi ister misin? Bir hayalin var mı, gerçekleştireyim? Sen ne istersen söyle bana. Bilmiyorum şu an. Görmek istediğin bir yer var mı İstanbul'da, merak ettiğin bir yer? Bizim çok güzel yerlerimiz var. Böyle. Bilmiyorum. Ha? Var mı Muhammed? Ne bileyim. Boğaz'ı görmek istersin. Kız Kulesi'ni görmek istersin. Kız Kulesi olabilir. Neresi olabilir? Kız Kulesi. Hayalin var mı böyle Kız Kulesi ile ilgili? Hayır, yok. Ha? Peki seni böyle güzel güzel Kız Kulesi'ne götürsem. Orada güzelce yeseniz, içseniz, gezseniz olur mu İstanbul'da? Öyle size güzel bir birliktelik en azından, ha? Hoşuna gider mi? Hı hı. Tamam, peki o zaman aşkınız daim olsun.